أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Günün evvelini hayırla açmak ve sonunu hayırla bitirmek. Taberani bu hadis-i şerifi rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Her kim gününün evvelini hayırla açar, sonunu da hayırla bitirirse Allah Azze ve Celle meleklerine bu kulumun arada işlediği günahları onun aleyhine yazmayın buyurur. Yine böylece Enes İbni Malik radıyallahu teala anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. İki yazıcı melek gece ve gündüz kulun amellerinden neleri zapt edip Allah-u Teala'nın teftiş makamına yükseltirler de Allah-u Teala amel defterinin başında ve aynı sayfanın sonunda bir hayırlı amel bulursa mutlaka Allah-u Teala meleklerine hitap ederek ben sizi şahit tutuyorum ki bu kulum için defterin iki tarafı arasında bulunan başı ile sonu arasında geçen bütün günahları kesinlikle bağışladım. Bundan dolayıdır ki sabah ve akşam zikirlerinin ve dualarının çok faziletleri vardır. Abdullah ibn Gannam el-Beyadî radıyallahu teala anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim sabahladığı vakit ey Allah bende veya mahlukatından herhangi birinde bu sabah mevcut olan her nimet sadece sendendir. Senin hiçbir ortağın yoktur. Hamdler sana mahsustur. Şükürler sana aittir. Derse muhakkak o gününün şükrünü ödemiş olur. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan gelen diğer bir rivayette ise akşamladığında da böyle derse şüphesiz gecesinin şükrünü ödemiştir şeklinde bir ilave vardır. Hadis-i şerifi Ebu Davud ve Nesai ve İbn Hibban rivayet etmişlerdir. Duanın sabah okunuşu şöyledir. Allahümme ma asbaha bi min ni'metin ev bi ahadim min halkike feminke vahdeke la şerike lek felekel hamdu ve lekeş şükru. Duanın akşam okunuşu şu şekildedir. Allahümme ma emsa bi min ni'metin ev bi ahadim min halkike feminke vahdeke la şerike lek felekel hamdu ve lekeş şükru.